Yıl 1938. Kuzey Kutbu'nda bir keşif gezisinde olan Nazi Almanyası'nın bilim adamları orada gizli bir geçit keşfederler. Dünyanın kalbine giden ve içinde tamamen bambaşka bir dünyanın saklı olduğu gizli bir geçit. Bu geçitten geçerek ulaşılan bu dünyada 600 yaşında, 4 metre boyunda ve yeryüzündeki insanlardan çok farklı görünen insanlar yaşamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten ve Adolf Hitler hayatta kaldıktan sonra Nazilerin aklına bu gizli geçit gelir ve Adolf Hitler müttefiklerin de onayıyla Kuzey Kutbu'na getirilir ve o zamandan beri kelimenin tam anlamıyla ayaklarımızın altında yaşıyor. Tabii ki bu anlattıklarım oldukça saçma olduğu kabul edilen binlerce komplo teorisinden yalnızca biri. Ancak oldukça gerçekçi komplo teorileri de var. Örneğin 11 Eylül'de İkiz Kuleleri Amerikalıların bizzat kendilerinin havaya uçurduğu ve Usame Bin Laden diye birisinin hiç var olmadığı gibi. Bunların bir Amerikan uydurması olduğu gibi. Veya dünyanın dört bir yanındaki hükümetler uçaklardan atmosfere püskürtülen kimyasallar yardımıyla hava durumunu manipüle etmeye çalışıyor olması gibi. Bütün bunlar doğru olabilir ama olmayabilir de. Şimdiye kadar bu teoriler için %100 bir kanıt yok. Ancak artık komplo teorileri değil de bugün gerçek olduğu kanıtlanmış olan bir sürü eski komplo teorileri var. Ve çoğu zaman da bu komplolarda nedense ABD'nin parmağı bulunmakta. En şok edici 5 gerçek komplo teorisini bu videoda bulacaksınız. Peki bu hikayeye ne dersiniz? 90'lı yılların ortalarında Amerikalılar çok gizli bir bomba geliştirmeye çalışıyorlardı. Tahrip edici değil, hormon içeren bir biyolojik bomba. Ve bu hormonları düşman toprakları üzerine saldığınızda onunla temas eden tüm erkekler anında eşcinsel oluyor. Şehvet duyguları tavan yapıyor, seks yapmak için yanıp tutuşuyorlar ve birbirlerinin üzerine o kadar çok düşüyorlar ki savaşmak istemiyorlar. Evet, dinlerken bile kulağa oldukça aptalca geliyor ama bu bir gerçek. Yaklaşık 20 yıl önce ABD Senatosu, Amerikan ordusunun kimyasal silahlar konusunda ne gibi projeleri olduğunu görmek için bir araştırma ekibinin Pentagon'un gizli arşivlerini taramasına izin verdi. Ve bu süreçte tam olarak bunu kanıtlayan bir dizi belgeye de rastladılar. Amerikalılar aslında 1994'ten başlayarak erkek askerleri eşcinsel yapacak ve birbirleriyle seks yapacak bir bomba geliştirmek için araştırmalar yapıyorlardı. Şimdi bu kulağa sanki çılgın bir profesör kendi başına bir işe girişmiş gibi geliyor ama bu doğru değil. Bu araştırma için toplam 7,5 milyon dolardan fazla ödenek ayrılmış. Hükümet ve Pentagon yetkilileri bu çalışmalardan bir sonuç alamadık, artık araştırmıyoruz diyorlar. Ancak durumun gerçekten böyle olup olmadığını belki gelecekte göreceğiz. Umarım görmek durumunda da kalmayız. Bu arada Amerikalıların insanları manipüle etmeye çalıştığı tek proje de bu değil. Gelelim bir diğer projeye. Durduk yere birdenbire tutuklandığınızı düşünün. Evet, aynen böyle. Hiçbir suçunuz, günahınız olmadan. Daha sonra gizli bir laboratuvara götürülüyorsunuz, uyuşturuluyorsunuz ve ayıldığınızda artık saklamak istediğiniz her şeyi açığa çıkarmak için manipüle edilmişsiniz. Şimdi bir düşünün. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde 1953 ile 1973 yılları arasında sadece bir kez değil,
yüzlerce, hatta binlerce kez yapmaya çalıştığı şey tam olarak da buydu. Amaç, insanları, örneğin Sovyet tutsaklarını, devlet sırlarının açığa çıkması için manipüle edebilmek ya da Fidel Castro gibi muhalif devlet başkanlarını ABD'nin istediği gibi hareket etmeleri için düşman yöneticileri uzaktan manipüle edebilmekti. Aslında ruh hastası olarak tanımlanabilecek bilim adamlarının üzerinde çalıştığı bu projenin adı MK Ultra idi. Bu proje aşamasında insanlar uyuşturuldu, kasten ilaç verildi, gözlemlendi ve manipüle edilmeye çalışıldı. Bu çalışmalarla ilgili insanlık dışı olan şey, bu deney ve araştırmaların aynı zamanda eski Nazi doktorları tarafından yapılmış olmasıdır. Örneğin, eski bir toplama kampı doktoru olan Kurt Blume'nin MK Ultra kapsamında toplama kampında yaptığı insan deneylerine İkinci Dünya Savaşı sonrasında Federal Almanya topraklarında bile devam etmesine izin verilmişti. Yapılan soruşturmalarda her şey ortaya çıkınca projeden sorumlu olan CIA yöneticileri tamam bir daha böyle bir şey yapmayacağız, buna benzer deneylerden uzak duracağız dedi. Ancak gayri resmi olarak ABD'nin hala insanları belirli şekillerde nasıl manipüle edebileceğini araştırdığını biliyoruz. Ama artık ilaçlarla değil, daha başka yöntemlerle. Ancak kimyasallar da bir sonraki vakanın konusu. Ama bu tamamen farklı bir konu. Von der Innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Oh, Tor! Tor! 60 yıl önce de olsa bu hikayeyi hemen hemen bütün dünya biliyor. Almanya'nın 1954'te İsviçre'nin Bern şehrinde ilk kez dünya futbol şampiyonu olması büyük bir sansasyon yarattı. Harika bir takım performansı, şampiyonluğu kazanmış süper bir takım diye düşünebilirsiniz. Ancak şampiyonluğu kazandıktan kısa bir süre sonra Macar takımının oyuncularından biri tarafından bir komplo teorisi ortaya atıldı. Şöyle ki, bu Macar oyuncu, Alman oyuncuların doping yaptıklarını ve performans artırıcı ilaçlar aldıklarını ve bu yüzden de çok iyi oynadıklarını iddia etti. Alman Futbol Federasyonu, DFB, hemen tepki gösterdi, her şeyi yalanladı, futbolcuların kamuoyu önünde konuşmasını, demeç vermesini yasakladı. Ve hayır, hepsi bir komplo teorisi dedi, ancak kısa bir süre sonra bir takım gizemli vakalar meydana geldi. Alman milli takımının neredeyse tamamı esas olarak karaciğeri etkileyen bir hastalık olan sarılığa yakalandı. Hatta birkaç yıl sonra milli takımdaki iki oyuncu karaciğer yetmezliğinden öldü. Alman Futbol Federasyonu'na yapılan baskı gitgide artıyordu. Ancak işin içinde doping olduğuna dair net bir kanıt yoktu. Ta ki 20 yıl öncesine kadar. 2005 yılında Bern'de Dünya Kupası finalinin oynandığı stadyumun eski saha görevlisi maçtan sonra Alman soyunma odasında boş ampuller ve şırıngalar buldum dedi. Tabii ki gazeteciler bu ifadelerle hemen Alman Futbol Federasyonu'nun karşısına çıktılar ve eski milli takım doktoru Franz Logen, evet aslında oyunculara bir şey enjekte ettim. Her zaman aynı şırıngayla. O zamanlar tek kullanımlık şırıngalar yoktu. Bu yüzden hepsi sarılık oldu. Ama enjekte ettiğim sadece C vitaminiydi. Gerçekten sadece C vitamini mi? Berlinli bilim adamı ve gazeteci Erik Egers liderliğindeki bir araştırma ekibi tamamen farklı bir sonuca vardılar. Enjekte edilen maddenin muhtemelen pervitin olduğunu öğrendiler. Pervitin, İkinci Dünya Savaşı'nda popüler bir uyarıcı maddeydi. Günümüzde
Crystal Meth olarak bilinen ve İkinci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin cesaretini ve performansını artıran bir amfetamin. Alman Futbol Federasyonu hala ilk versiyonunda ısrar ediyor ve hayır, yasa dışı doping değildi, C vitaminiydi diyor. Ancak bu arada yasa dışı dopingi işaret eden o kadar çok kanıt var ki bugün Alman milli futbol takımının formasında göğsünde taşıdığı 4 yıldızdan ilkinin oldukça şüpheli koşullar altında elde edildiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun ABD'nin doğrudan ya da dolaylı olarak parmağının olduğu bir savaş söz konusu olduğunda her zaman bu savaşı sadece petrol için çıkardıkları söylenir. Herhangi bir çatışmada da her zaman ABD'nin sadece o ülkenin petrolüne çökmek istediği söylenir. Sonra da buna genellikle komplo teorisi derler. Ama bu teorilerde de bir gerçeklik payı olduğu ancak son yıllarda gün ışığına çıkmıştır. Konu 1953 yılı ve İran ile ilgili. 1953 yılında İran halk tarafından çok sevilen ancak İngilizler tarafından hiç sevilmeyen demokratik yollarla seçilmiş bir başbakan olan Muhammed Musaddık tarafından yönetiliyordu. İngilizler tarafından sevilmemesinin nedeni Muhammed Musaddık'ın İngilizlerin çoğunluk hissesine sahip olduğu ülkenin en büyük petrol şirketinin özelleştirilmesine karar vermesiydi. Ancak İngilizler eski yarı sömürgeleri İran'ın bu tavrına tahammül edemezdiler. İran'ın komünizme kaymasından endişe eden Amerikalılarla işbirliğine gittiler ve Amerikalılar ve CIA ile birlikte bir plan yaptılar. İran'ın demokratik yollarla seçilmiş başbakanı devrilecek ve yerine CIA tarafından seçilmiş ABD ve İngiltere'nin istediği gibi kararlar verecek bir siyasi kukla getirilecekti. Hemen ardından kamulaştırılan petrol şirketi tekrar özelleştirilecek ve ABD İran petrol piyasası üzerinde büyük bir etki daha elde edecekti. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu plan işe yaradı. ABD, CIA'nin de yardımıyla fiilen başbakanlık koltuğuna siyasi bir kukla oturttu. Ve İngiltere ile birlikte İran'daki petrol sahaları üzerinde büyük bir nüfuz elde etti. Bu İngiltere ve ABD için iyi ama İran için kötüydü çünkü bunun ardından teokratik ve acımasız bir diktatörlük geldiği için halk bugün hala bu darbenin sonuçlarını hissediyor. Ve bu darbenin arkasında ABD ve İngiltere'nin olduğu ancak son yıllarda resmen ortaya çıktı. 1949 yılında bugünün bakış açısıyla ancak kehanet olarak tanımlanabilecek bir roman yayınlandı. George Orwell'in 1984 adlı romanı. 1984 yılında devletin vatandaşlarını tamamen izlediği gerçeğini ele alan bir bilim kurgu roman. Artık kişisel gizlilik diye bir şey yoktur. Devlet her şeyi görür, devlet her şeyi bilir ve devlet her şeyi duyar. Ancak 10 yıl öncesine kadar bu kitapta yazılanların bugün zaten gerçek olduğunu söyleyen, hatta belki de web kamerasının istem dışı görüntü almasını engellemek için bantlayan herkes genellikle bir komplo teorisyeni olarak tanımlanıyordu. 2013 yazında Amerikalı eski bir istihbarat çalışanı olan Edward Snowden, ABD'nin NSA ve İngiltere'nin GCHQ gizli servislerinin neler yapabileceğini ve dünya çapında neler yaptıklarını ifşa etti. E-postalar okunuyor, internet protokolleri saklanıyor, web kamerası sohbetleri bile izleniyor ve sadece bu da değil, engellenen Facebook sayfaları da izleniyor ve görüntüleniyor. YouTuberlar manipüle ediliyor ve daha bir sürü şey.
Prism ya da Temporal gibi programlar vatandaşları tepeden tırnağa gözetlemek için vardır ve sadece hükümetlere hizmet etmekle de sınırlı kalmazlar. Kabul etseniz de etmeseniz de gerçekten de George Orwell'ın kitabındaki 1984 yılına gelmiş durumdayız. Daha önce komplo teorisyeni olarak itham edilen herkes Edward Snowden'ın ifşaatlarıyla haklı çıktı. Şimdi bilmek istediğim şey sizin bu konuda ne düşündüğünüz. Sizce hangi komplo teorileri olasıdır? Hangi komplo teorilerinin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ve elbette hayır kesinlikle doğru değil dediğiniz özellikle saçma komplo teorilerini biliyorsanız onları da yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve gelecekte yayınlanacak diğer videoları kaçırmak istemiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın.